%47'lik, %48'lik bir yükselişe kadar devam ediyor. %25-26'ya kadar yükselmiş olduğunu görüyoruz. Şuralarda bir düşüş sinyali aldığımızı öngörürsek arkadaşlar %30'lara kadar bir fitil atıyor. Sonrasında gelen yükseliş zaten inanılmaz oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en fazla yükselişini %20'lere kadar yapmış arkadaşlar. %41.36 gerçekten de muazzam bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Kripton gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte sokastik ve RSI ile mükemmel bir sistem kuracağız ve bu sistemi de uzun bir zaman diliminden başlayıp günümüze kadar yani videoyu çektiğim tarihe kadar bütün sinyallerini, bütün al ve sat sinyallerini teker teker kontrol edeceğiz arkadaşlar. Çoğunda da başarılı olduğunu göreceksiniz ve ne kadar iyi bir sistem olduğunda sizler de göreceksiniz arkadaşlar ve şaşıracağınızdan da eminim açıkçası. Mükemmel bir sistem, al sinyalleri özellikle muhteşem bir sistem, büyük düşüşleri öngören bir sat sinyalleri, mükemmel bir al sinyalleri gerçekten arkadaşlar sizlere büyük faydaları olacağından kesinlikle eminim. Ayrıca ek olarak videonun içinde çok önemli farklı bir stratejiden bahsedeceğim. Bu da sizler için çok önemli arkadaşlar. ADX ile kurulabilen bir strateji. Bundan da bahsedeceğim ek olarak videonun içerisinde yani A'dan Z'ye arkadaşlar atlamamanız gereken trade hayatınıza ışık tutacak bir video olacak arkadaşlar gerçekten de. Bu stratejiyi elde edene kadar zaten gerçekten hatırı sayılır bir zaman harcamıştım arkadaşlar. Getirisi de elbette güzel oluyor. Bir şey hak verirseniz ki ne kadar zaman harcarsak olumlu olarak geri dönüşünde o kadar fazla alıyoruz arkadaşlar. Üzerinde dediğim gibi ne kadar çalışırsak o kadar güzel faydalarını görüyoruz. Gerçekten arkadaşlar buradaki sistem çok önemli. Stokastik Slow denen bir indikatörümüz mevcut. RSI Slow denen ikinci indikatörümüz mevcut ve bu iki indikatörden çok iyi sinyaller alıyoruz arkadaşlar. Birbirlerini teyit ettiklerinde çok güzel yükselişler ve düşüşler geliyor arkadaşlar. Sizler de zaten bunu gördüğünüzde şaşıracağınızdan eminim. Güzel sinyaller verdiğini göstermek adına da çok uzun bir zaman diliminde inceliyoruz arkadaşlar. Yani çok geçmişten günümüze kadar bütün sinyallerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizler de ne kadar güzel sinyaller verdiğini göreceksiniz. Hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim arkadaşlar. Yine her zamanki gibi yine uyarmak istiyorum sizleri. Bir konu bütünlüğü var arkadaşlar. Kesinlikle elleri sardırmamanızı sizlerden rica yani videoda vereceğim gerçekten her bilgi ve her örnek ayrı ayrı değerlidir. E bu yüzden arkadaşlar kesinlikle tekrar ileri sardırmamanızı sizlerden rica ediyorum. Hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte hemen indikatörlerimizin kurulumunu yapalım arkadaşlar. Yine her zamanki gibi göstergeler bölümüne geliyoruz ve Stochastic aynen bu şekilde yazacaksınız. Stochastic olarak yazacaksınız arkadaşlar. İngilizce bir şekilde yazacağız. Yani Türkçesini yazmayacağız. İngilizce olarak yazacağız arkadaşlar. Sonrasında Slow Aynen bu şekilde stokastik slow şeklinde yazmamız gerekiyor. Burada halka açık kitaplık bölümünde bakın burada birinci sırada yanına da bir yıldız koyuyorum. Bu indikatörümüzü hemen göstergelerimize ekliyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ekranlarımıza yansıdı bu şekilde. Sonrasında yine burayı siliyoruz ve slow RSI yazıyoruz arkadaşlar. Tamamen bu şekilde. Bu değil. Arkadaşlar şuradan seçeyim bakın. Yanına yıldız koyuyorum. Bu yanına yıldız koyduğum slow RSI. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Buna bir kez tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar. Burada iki indikatörden bahsedeceğiz. İki indikatörün ne gibi sinyaller verebileceğini çok uzun bir zaman diliminde inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı olacak sizlere. Şimdi hemen indikatörlerimizin ayarlarını yapmadan önce sizlere bir bilgi vereyim arkadaşlar. Burada çok fazla bir ayar yapmayacağız. Şimdi zaten orijinal hallerini kullanacağız. Genel olarak indikatörleri optimize etmek her zaman faydalıdır. Ancak buradaki indikatörlerimiz bizlere orijinal olarak güzel sinyaller veriyor. Şimdi Stochastic Slow'un yanındaki ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan stil bölümüne geliyoruz. K değerini beyaz yapıyoruz arkadaşlar. Buradan biraz da rengini arttırabiliriz. Başka herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Buradan sonrasında tamama basıyoruz. Sonrasında yani herhangi bir yine dediğim gibi bir işlem yapmamıza gerek yok. Yani dilerseniz buradan görselliği için stil bölümünden burayı beyaz yapıp Buraya ayka planını kaldırabilirsiniz. Ben bildiğiniz gibi her zaman bu şekilde yapıyorum. Buradaki çizgileri de arkadaşlar şu şekilde kırmızı yapabilirsiniz. Ben genel olarak bu şekilde kullanıyorum. Yani bu şekilde görsellik olarak daha iyi görebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar dilerseniz yapabilirsiniz ayarlarını. Ancak girdiler bölümünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buradaki önemli püf nokta burada. Girdiler bölümünde herhangi bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve direkt olarak ayarlarımızı uyguluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu stratejimiz nasıl çalışır? Alttaki Slow RSI'da Bakın beyaz çizgimiz en alttaki kırmızı çizginin altındayken burada alttan bir kesişim olarak burada bir mavi sinyal yanar ise bakın şöyle büyütelim. Burada mesela alttan bir kesişim yok. Ancak e, ben buradaki mavi sinyali gördüğümde genel olarak işlemlere giriyorum. Bunu da belirtmek isterim. E, şöyle bir püf noktası vermem gerekirse hani altta kesişim olması her zaman daha sağlıklıdır. Hani bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ancak dediğim gibi buradaki maviliği gördüğümde yani diyorum ki bir süre sonra yükseliş gelebilir diyorum arkadaşlar. Yani bu stratejimizde sinyaller sonrasında ufak düzeltmeler gelebiliyor arkadaşlar. Yani bundan da bahsetmek istiyorum. Ancak genel olarak hatta yani çoğu zaman çoğu zaman diyeyim aldığımız noktanın üstüne illaki çıkıyor arkadaşlar. Yani illaki bizlere bir kar bırakıyor. Hani gerçekten çok değerli bir satıcı arkadaşlar. Yani özellikle spot işlemler için mükemmel değerlidir arkadaşlar. Yani çok geçmişten günümüze kadar tek tek inceleyeceğim. Yani hatalı sinyallerini de bulmaya çalışacağım. Sizlere göstereceğim hani nasıl hatalı sinyaller verebilirdi. Bu her zaman bizler için çok önemli olmuştur. Hani dediğim gibi bütün stratejiler hayatı boyunca sonsuza kadar doğru sinyal vermez elbette. Elbette yanılacağı zamanlar olur. Ancak mesela 10 işleme girersiniz. 2-3 tanesinde hatalı işlem yaparsınız. 7 tanesinde doğru işlem yaparsınız. Ve ay sonunda bir bakarsınız cebinizde fazla para var arkadaşlar. Yani bunu söylemek istiyorum. Şimdi teker teker sizlerle birlikte kontrol edeceğiz. Düşüş sinyali de nasıl oluyor arkadaşlar? Düşüş sinyalinden de hemen bahsedelim. Bahsetmeden önce şuradaki arkadaşlar ortadaki çizgiyi isterseniz kapatalım. Hani çünkü onunla işimiz yok. Ortadaki çizgiyi midline'ı buradan bu şekilde kapatabiliriz üst ve alt çizgiyle bizim işimiz var arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan bakın slow sayımızda üst çizgiyi bakın beyaz çizgimiz üst çizgiyi kestiğinde yukarı bakıyoruz ve yine burada bir kırmızılık varsa arkadaşlar yani üstten kesişim varsa bir düşüş sinyali gelebileceğini öngörüyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde bahsedebilirim sizlere. Çok başarılı bir alsat taktiğidir arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz faydalarını göreceğinizden eminim. Yani stratejiyi zaten elde edilene kadar da çok uzun bir zaman harcadım arkadaşlar. Yani bunu da belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar tek tek kontrollerimizi yapalım. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir sinyal almışız. Yani neredeyse aynı anda bir sinyal gelmiş. Ancak yine de burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sonrasında bir bir yükseliş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde sonrasında sağlam bir şekilde yükseliş gelmiş. Şöyle biraz inceltelim arkadaşlar. Sağlam bir şekilde yükseliş gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra bakın ne yapmış? Yine burada bizlere bir sinyal veriyor. Bakın düşüş sinyali veriyor bu sefer. Hani az önce bahsetmiş olduğum düşüş sinyalini veriyor arkadaşlar. Yine bakalım sonrasında ne yapıyor? Yine ufak bir düşüş geliyor arkadaşlar burada. Hani bakalım ne kadar hatalı, ne kadar doğru sinyal veriyor. Burada teker teker kontrol edeceğiz arkadaşlar. Tamamen hepsini kontrol edeceğiz. Yine arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi sağlam bir yükseliş yapıyor. Yani hesaplamalarını da yapalım isterseniz. Şuradan mesela verdi burada. Nereye kadar yükselmiş arkadaşlar? Yani buradaki yükselişler de az olmuyor arkadaşlar. Yani az bu yükselişler değil gerçekten de trendin sonuna kadar %26'lık bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Şöyle tekrar bakalım arkadaşlar emin olmak için. Bakalım trendin sonuna kadar %25-26'ya kadar yükselmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan bizlere bir düşüş sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada bizlere şu şekilde bir yine püf noktası vermem gerekirse al sat olarak değil ayrı ayrı sinyaller olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Hatta bu şekilde kullanmanın daha faydalı olacağından da eminim yani. Stop yükselterek ilerleyebiliriz. Al ve sat olarak iki ayrı sinyal olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Buradaki sinyalimizin sonrasında bakalım ne olmuş arkadaşlar. Bakalım şurada bir kırmızı sinyal yandığını görüyoruz arkadaşlar. Buradan şu şekilde hesaplarsak yani direkt ortalamasını alalım. Şuradan şu şekilde hesaplayalım. Bakalım en fazla trend üstünü %16'a kadar yapmış arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi gerçekten de sinyalleri muazzam. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen sinyalleri tek tek arayacağız arkadaşlar. Yani hem hatalı hem hatasız sinyallerimizi arayacağız. Bakalım arkadaşlar şöyle. Şurada yine bizlere bir sinyal veriyor. Bakın yine bizlere bir sinyal veriyor. Bakalım şurada. Şurada da kesişim olduğunu düşünürsek yine arkadaşlar muazzam bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Bakalım sonra devam etmiş devam etmiş. Yükselişin nereye kadar yapmış arkadaşlar. Yani bu hesaplamaları yani çok fazla yapmak istemiyorum ama yine de sizlere göstereceğim. Yani şurada kesişimde hani kesişimden hesaplarsak şurada mesela ortalarında girdik dersek arkadaşlar. Bakalım %41.36 gerçekten de muazzam bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Çok sağlam bir yükseliş geldiğini görüyoruz yine sizlerle birlikte. Bakalım bir hatalı sinyal de arıyorum hani gözcüyle bir yandan da. Bakalım şurada yine bakın arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi çok sağlam bir yükseliş gelmiş sonrasında. Görmüş olduğunuz gibi yine bakalım şöyle bir Şuradan hesaplamalarımızı yapalım arkadaşlar. Şuradan aldığımızı düşünelim hadi. Fitilin değdiği noktaya hesaplarsak %32. Yani bu yükselişlerini hesaplarsak da %25'lik bir yükseliş yapmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi yine buradan devam edelim. Bakalım şurada bir düşüş sinyali vermiş mi arkadaşlar? Yani şurada aslında aşağı iniyor. Bir düşüş sinyali sayılabilir arkadaşlar. Yani neredeyse dip dibe. Sonrasında zaten bir düşüş geliyor. Hani bunu da değerlendirebilirsiniz. Bunu sizin inisiyatifinize bırakıyorum. Ben genel olarak arasay üstteyken hani aynı anda yandıklarında yapıyorum. Ancak burada bakalım şöyle bir. Yani çok yakın gerçekten de e, çok yakın bir sinyal ver. Gerçekten de bunu hem sayabiliriz hem saymayabiliriz. Ben yani o şekilde bırakıyorum burada. Şimdi devam edelim şöyle devam edelim. Burada yeni bir sinyal yok. Şöyle bakalım burada bir sinyal gelmiş arkadaşlar. Yine şöyle bir bakalım. Yani şuralardan bir alım yaptığımızı düşünürsek tamamen ortalama olarak seyirsek arkadaşlar bakalım şu sonrasındaki yükselişi. Buradan sonra arkadaşlar %8'lik bir yükseliş gelmiş ancak burada bir düzeltme gelmiş. Bakın söylediğim gibi düzeltmeler gelebiliyor. Bu stratejide böyle bir durum var arkadaşlar. işte sinyal sonrasında böyle düzeltmeler gelebiliyor. Böyle bir tehlike içeriyor. Yani genel olarak sinyalleri çok güçlü. Ancak işte bu şekilde bir düzeltmeler gelebiliyor arkadaşlar. Topunuzun patlaması konusunda yani tehlikeli olabilir arkadaşlar. Şu şekilde de beklenebilir. Alım sonrasında böyle biraz bekleriz. Hani sinyal verdikten sonra biraz bekleriz. Bu şekilde kırmızı bir mum gelirse onun sonrasında işlemlere girebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de söyleyebilirim ancak yine bunun da tehlikesi hani bu sinyalin sonrasında genel olarak büyük yükselişler girebildiği için hemen e, bunları da kaçırabiliriz bu şekilde. Yani hani bundan da bahsetmek istedim. Ufak güzel yani bu şekilde düzeltmelerin olabileceğinden de sizlere bahsetmek istedim arkadaşlar. Hani burada az önce gösterdiğim gibi %40, %30 karlar alabildiğimiz için düzeltmelerin yüzdesi de yine fazla olacaktır arkadaşlar. Bakalım şöyle yani yine bakın burada girmiş olsaydık girip beklemiş olsaydık yine %8'e kadar bir yükselişini yapmış olacaktı arkadaşlar. Yine bundan da bahsetmek istiyorum. Devam edelim şöyle. Devam edelim. Burada bir sinyal var mı? Yok. Devam edelim. Yani çok uzun bir zaman diliminde gösteriyorum ki arkadaşlar. Hem düşüş trendlerinde hem yükseliş trendlerinde her şeyde her durumunu göstereyim istiyorum arkadaşlar. Her durumunu bilmenizi istiyorum açıkçası. Bakalım buradan. Bakalım kesişimi hesaplarsak. Buralarda bize işleme sokuyor. Sonrasında işleme girdiğimiz yerin üzerine çıkıyor. Ancak yani dediğim gibi burada sonrasında bir düzeltme gelebiliyor arkadaşlar. İşte düşüşün devam edip etmeyeceğini nasıl öngörebiliriz arkadaşlar? Buradan ADX yazıyoruz. Ortalama Yönsel Endeks. Buna bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu çok iyi dinlemenizi rica ediyorum buradan arkadaşlar. Bakın şimdi. Böyle geriye doğru sardırdık ya bunu. Bunu bu şekilde geriye doğru çektirdiğimizde arkadaşlar şöyle geçmişte en fazla yükseldiği yerleri görüyoruz. Bu en fazla yükseldiği yerlere hemen arkadaşlar buradan bir çizgi çekeceğiz. Bakalım şöyle bir. Buraya kadar yükselmiş 1. Buralara kadar yükselmiş 2. Şöyle bakalım. Şuradan bir dönmüş. Bakın şurası var. Resmen şu an destek çiziyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakalım şöyle bir. Şurada var. Tamam. Şöyle bakalım. Şurada var arkadaşlar bakın defalarca değmiş. Bu şekilde çizdik arkadaşlar yani geçmişten yani buradaki yükselişimiz olmadan geçmişten bu şekilde dirençlerimizi çizdik arkadaşlar. Şimdi buradaki ekranımıza tekrar döndük arkadaşlar. Burada düşüşün veya yükselişlerin devam edip etmeyeceğini buradan ADX sayesinde görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela buradaki eski dirençleri çizdik ya burada da bir sinyal aldık arkadaşlar. Burada bekliyoruz. Burada kırılım bekliyoruz arkadaşlar. Grafiklerdeki mumlarımız nasıl destek ve dirençlere bu şekilde tepki veriyorsa buradaki ADX'imiz de bakın tepki vermiş arkadaşlar. Önce kırmış direnci sonrasında destekten sekip yukarı doğru yine yeni bir dirence gelmiş. Sonrasında bu direnci de kırmış arkadaşlar. Yani burada biz takipte olabiliriz yani dönüşünü bekleyebiliriz buradan. Bakın. Sonra burada bakın görmüş olduğunuz gibi bir kırılım oluyor arkadaşlar. Bakın. Bu kırılım ne demek arkadaşlar? Yani aşağı doğru yönünü vermiş. Bu ne demek arkadaşlar? Düşüş trendim. Yani düşüş trendinde olduğumda nereden anlıyoruz arkadaşlar? Zaten buradan biraz baktığımızda şuradan e, bu şekilde bir düşüş trendinde olduğunu görebiliriz. Buradaki hani dönüşten önce bir düzlüğe geliyor bakın görmüş olduğunuz gibi bir düzlük geliyor arkasından. Buradaki düzlüğü bekleyerek de arkadaşlar kırılımları hesaplayabilirsiniz gerçekten. Bu mükemmel bir taktiktir gerçekten. ADX'in dönüşünü beklemek her zaman her yerde her zaman işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bütün trade'lerinizde, bütün trade hayatınızda işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bunu her zaman belirtmek isterim. Yani buradaki taktiğimize ek bir bilgi olarak ben hani sonrasında düşüşler olabiliyor diye bundan da ek olarak bahsetmek istedim arkadaşlar. Yani çok önemli bir stratejidir. Yani gerçekten bu ADX stratejisi çok önemlidir. Yani buna özel tek başına da bir video yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yani az çok anladınız zaten ADX'in dönüşlerinin ne kadar muazzam olduğunu zaten buralarda bir dönüş sinyali veriyor bizlere. Bakın stratejimize geri dönecek olursak arkadaşlar yani burada bizlere bir sinyal veriyor ve sonrasında bir düşüş olmasına rağmen yine de arkadaşlar bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Sonrasında yine devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şu ana kadar buradaki stratejimiz gerçekten çok iyi gidiyor. Çünkü hiçbir zaman görmedik. Böyle bir al sinyali verip de sonrasında çok büyük bir düşüş olduğunu hani hiçbir zaman görmedik arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım devam edelim burada devam edelim arkadaşlar bakalım şurada yine bir sinyalimiz görüyoruz are sayımız burada arkadaşlar yukarı çıkmış ve aynı anda bizlere bir sinyal veriyor sonrasında çok büyük bir düşüş olduğunu yine sizlerle birlikte görüyoruz arkadaşlar bakalım ne kadarlık bir düşüş olmuş şurada sinyalimizi aldığımız düşünürsek ortalama olarak hesaplarsak şu şekilde cetvelimizi de alalım şöyle bakalım arkadaşlar şöyle %11'lik bir 11.58'lik bir düşüş görüyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. Şu ana kadar stratejimiz çok başarılı gidiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar şöyle bakalım. Burada yine bir düşüş sinyali vermiş ve yine bakın görmüş olduğunuz gibi çok sağlam bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Yani sizlerle birlikte yine çok sağlam bir düşüş olduğunu sizlerle birlikte yine görüyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine backtestlerimize devam ediyoruz. Buradan bakalım bir sinyal vermiş mi? Şöyle aynı anda evet arkadaşlar burada bir sinyal vermiş. Sonrasında bakın işte her zaman söylediğim gibi buradaki düzeltmeler gelebiliyor arkadaşlar ancak dediğim gibi arkadaşlar burada bakın bakalım şurada yani şurada bir almış olsaydık ortalama olarak hesaplayayım ve bir süre beklemiş olsaydık burada da arkadaşlar en fazla yükselişini %5.62 yapıyor arkadaşlar. Yani burada da şundan bahsetmek istiyorum. Yani eninde sonunda almış olduğumuz noktayı geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Stratejide her zaman almış olduğumuz noktayı her zaman geçtiğini görüyoruz. Bu şekildeki düzeltmeleri de ADX ile öngörebildiğimizden bahsettik arkadaşlar. Sinyaller sonrasında bakın şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Hani ek bir satıcı da geliştirebilirsiniz. Hani burada bizlere bir al sinyali verdi ya. Al sinyalinin sonrasında ufak düzeltmeler gelebildiğini öngörerek arkadaşlar düzeltmeleri bekleyip şu şekilde yanan İlk yeşil mum da işleme girilebilir arkadaşlar. Yani bu şekilde de işlem yapılabilir. Ben bu şekilde hani her zaman ufak düzeltmeler olabileceğini bildiğim için bu şekilde de işlemlere girebiliyorum arkadaşlar. Yani burada mesela düştü düştü düştü. Sonrasında burada bizlere bir yükseliş sinyali geldi. Yükseliş sinyali geldi ya. Yani bu sinyallerle beraber, stokastikle beraber, RSI ile beraber hareket eden diğer traderlar da burada hep birlikte bir giriş yaptığı için arkadaşlar burada bir yükseliş oluyor. Ancak sonrasında bir satış da geldiği için arkadaşlar bu şekilde düzeltmeler olabiliyor. Hani bundan da bahsetmek istiyorum. Bu yüzden buradaki sinyallerin sonrasında bir düzeltme beklenerek ondan sonra yani düzeltmeden sonraki yeşil mum beklenebilir ve o şekilde işlemlere de girilebilir arkadaşlar. Yani bundan da bahsetmek istiyorum. Hem stratejide yapılabilecek tüm işlemlerden bahsediyorum hem de trade hayatınızda Yapabileceğiniz tüm işlemlerden bahsediyorum açıkçası. Yani burada aslında tek bir strateji üzerinden birçok bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten genelde de zaten bu şekilde yapıyorum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sinyalin sonrasında en fazla %555'e kadar bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Ancak sonrasında bir düzeltmeden sonra da bakalım %6'lara yani %5'lik 6'lık bir yükseliş geliyor. %5'lik 6'lık bir totale bakarsak yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da bilgilendirmelerimizi verdik. Devam edelim arkadaşlar şurada devam edelim. Burada da çok ufak bir yükseliş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz yine. Bu şekilde devam edelim devam edelim. Yani biz bu zaman kadar neyi tecrübe ettik? Ne zaman arkadaşlar bir giriş yapsak sonrasında illaki arkadaşlar girmiş olduğumuz noktanın üstüne gelmiş olduğunu gördük arkadaşlar. Yani yine burada başarılı olarak gittiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Bakalım burada yine stokastik slow'umuz aşağı inmiş ve mavi sinyallerini yakmış olduğunu görüyoruz. Bir kesişim olmuş olduğunu görüyoruz. Yani biraz hep birlikte gitmişler arkadaşlar. Sonrasında bakın yönlerini yukarı kaldırmışlar. Yine çok güzel bir sinyal vermişler. İkisi de birlikte. Neden ikisi de birlikte? Çünkü RSI slow'umuz da burada. Kırmızı çizginin altında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve sonrasında gelen yükseliş zaten inanılmaz oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok sağlam bir yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz. Yani videonun ilk başında bahsettiğim stop yükseltmeyle ilerliyor olsaydık gerçekten arkadaşlar burada hani burada alacağımız kere arkadaşlar gerçekten çok fazla oluyor. Stop yükselterek ilerlediğimizi düşünürsek arkadaşlar hemen burada bir hesap yapalım. Şöyle %47'lik 48'lik bir yükselişe kadar devam ediyor arkadaşlar. Yani bu sinyalin bu al sinyalin sonrasındaki yükseliş %48'lere kadar gidiyor arkadaşlar. Yani bundan da bahsetmek istiyorum. Stop yükselterek ilerlenirse yani stop yükseltmek her zaman çok çok faydalıdır arkadaşlar. Bundan da bahsetmek isterim. Mesela düşüş sinyali ne zaman gelmiş? Bunu da hesaplayalım hemen. Düşüş sinyali ne zaman geliyor? Bakalım şöyle. Burada bakalım şurada bakalım arkadaşlar. yine bizlere bir düşüş sinyali veriyor ve bakın görmüş olduğunuz gibi burada yine bir düşüş geliyor görmüş olduğunuz gibi. Ancak buradan sonrasında yani çok yüksek bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Yani yani burada yine düşüş sinyalimizin çalıştığını görüyoruz. Ancak sonrasında bir yükseliş de geliyor. Burada dediğim gibi çıkmamız gereken nokta biraz önemli. Bakalım şöyle bir düşüş sinyali bakalım ne kadar geliyor arkadaşlar. Şuradan hesaplamalarımızı yapalım. Yani ortalama olarak sersek şuradan en fazla fitille beraber %3'lere gelmiş. Normal olarak arkadaşlar da 2.14'e kadar gelmiş arkadaşlar. Buradaki düşüş sinyali çok büyük bir düşüş sinyali vermemiş arkadaşlar en büyük yükseliş veya düşüş sinyalleri tamamen buradaki gibi olur. Yani buradaki beyaz çizgimiz kırmızı çizgiden tamamen uzaklaşır. Bakın ne kadar uzaklaştığını görüyoruz. Buradaki stokastik slow'umuzda da yani buradaki mavi ışığımızda gerçekten çok uzamış. Yani uzun bir süre altında kalmış. Yani fiyatlarımız gücünü uzun bir süre kaybetmiş arkadaşlar. Veya üstünde olsaydık fiyatlarımız uzun bir süre güç toplamış diyebilirim. Hani bu şekilde en anlaşılır şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi hani buradaki bahsettiğim örnek gerçekten çok önemli sizler için. Hani bu örneği çok iyi bilmenizi rica ediyorum. Yani kırmızı çizgiden ne kadar uzaklaştığını sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da işaret yapalım. Çok fazla uzaklaşmış. Burada da mavi çizgi inanılmaz bir şekilde devam etmiş ve sonrasında çok büyük bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Buradaki arkadaşlar, sinyalimizde de görmüş olduğunuz gibi çok fazla uzaklaşmıyor ve hemen geri giriş yaptığını görüyoruz. Burada ufak bir düşüş sonrasında yükseliş geldiğini hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Bakalım şöyle bir bakalım. Şurada arkadaşlar yine bizlere bir bakın yine bizlere bir düşüş sinyali veriyor ve bu sinyalin sonrasında da bir kalın gövdeli mum gelmiş olduğunu yine sizlerle birlikte görüyoruz arkadaşlar. Buradaki düşüş sinyallerinin de ne kadar iyi çalıştığını sizlerle birlikte görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yine devam edelim, devam edelim bakalım şurada bir. Burada yine bizlere Stokastik Slowumuz bir sinyal vermiş. Hatta güçlü sinyallerinden birini vermiş. Bakın uzun bir süre devam etmiş bu şekilde altında. Sonrasında da çok sağlam bir yükseliş gelmiş. Ancak burada RSI'miz bizlere bir sinyal vermemiş arkadaşlar. Yani RSI'miz burada bizlere bir sinyal vermemiş arkadaşlar açıkçası. Ancak burada gerçekten de buradaki az önce bahsettiğim hani demin bahsettiğim stokastik slow'un uzun böyle uzun bir şekilde buradan devam etmesinin ne kadar iyi bir sinyal olduğunu sizler de görmüş oldunuz arkadaşlar. Sonrasında gelen yükseliş gerçekten de muazzam oluyor. Bakalım şurada bir sinyal vermiş arkadaşlar. Burada gerçekten de çok sağlam bir sinyal verdiğini görüyoruz. Ancak burada arkadaşlar e, ufak bir düşüş olmuş gerçekten de. Hani burada hem burada RSI'miz uzaklaşmış hem de buradan gerçekten çok sağlam bir sinyal almıştık arkadaşlar. Ancak çok fazla bir düşüş olmadığını ve yükselişin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da Bitcoin'in çok sert yükselişinden kaynaklanıyor açıkçası. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 20 Temmuz civarlarında çok sağlam bir yükseliş geldi. Buradaki genel olarak bir düşüş trendi biterek yükseliş trendi başladı arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar yükseliş trendimiz gerçekten çok güçlü ve buradaki sinyalimizden sonra arkadaşlar çok güçlü bir düşüş olmadığını görüyoruz açıkçası. Sonrasında bakalım devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar sürekli sürekli olarak bizlere düşüş gelebileceği sinyali geliyor. Düşüşler de sonrasında geliyor ancak çok fazla büyük düşükler gelmiyor arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir yükseliş trendi var anladınız mı? Burada inanılmaz güçlü bir yükseliş trendi var. Görmüş olduğunuz gibi hani buradaki sinyaller bu inanılmaz güçlü yükseliş trendlerinde biraz biraz bu şekilde sinyallerini verebiliyor arkadaşlar. Hani bu şekilde yükseliş trendlerinde olup olmadığımızda 200 EMA süper trend gibi indikatörlerde de kontrol edebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada ne kadar güçlü sat sinyalleri verse de hani çok büyük düşükler olmuyor. Bu şekilde hani bu şekilde düşükler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İki tane örneğimizde de bu şekilde düşükler olmuş olduğunu gördük arkadaşlar. Yine devam ettiğimizde devam edelim bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Bakın yine burada aynı sinyali verdi arkadaşlar. Bu sefer gerçekten de çok sağlam bir düşüş oldu. Yani sonunda bu sinyallerimiz bu yükseliş trendini kırmayı başardı arkadaşlar. Çok sağlam bir düşüş gelmiş olduğunu görüyoruz bundan sonrasında. Sonrasında yine devam edelim. Şuradan şu şekilde indirelim. Yükseliş trendi o kadar güçlü ki sürekli olarak sürekli olarak bizlere düşüş sinyali veriyor arkadaşlar. Yani sürekli düşüş sinyali veriyor. Görmüş olduğunuz gibi indikatörlerimiz de zaten genel olarak üst çizgimizin yukarısına devam ediyor. Yani aslında burada bu sürekli olarak buralarda devam eden bir... Beyaz çizgi görüyorsak arkadaşlar gerçekten de çok güçlü bir trend olduğunda az çok tahmin etmemiz gerekiyor. Yine bakın arkadaşlar devam edelim. Devam edelim buradan. Devam edelim. Devam edelim. Hani buradaki tam olarak sinyalimizi burada aldıktan sonra hani ufak düzeltmelerle çok sağlam bir düşüş gelmiş açıkçası. Burada arkadaşlar yine bakın görmüş olduğunuz gibi özlediğimiz al sinyalimizi aldık ve yine sonrasında bir yükseliş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine bakın sonrasında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Devam ediyor bakın devam ediyor devam ediyor. Düzeltmelerle devam ediyor ve sonrasında bakın bu şekilde yükselmeye devam ediyor. Bakalım sonra düşüş sinyali ne zaman geliyor bakalım arkadaşlar. Buradan yine bakın düşüş sinyali görüyoruz arkadaşlar. Yine devam ediyor burada. Düşüş sinyalimizi görüyoruz. Ufak bir düşüş geliyor arkadaşlar. Yani bu şekilde ardından ufak bir düşüş geliyor arkadaşlar. Buradaki aslında bu stratejiyi bu zamana kadar incelediğimizde biz ne anladık arkadaşlar? Genel olarak al sinyalleri sat sinyallerine göre daha güçlü sinyaller veriyor arkadaşlar. Yani kesinlikle biz burada bunu görmüş olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi al sinyalleri gerçekten de sat sinyallerine göre muazzam sinyaller veriyor. Ancak sat sinyallerini de kesinlikle küçümsemeyin arkadaşlar. Yani Gördüğünüz sat sinyallerinin sonrasında genel olarak düşüşler gelebiliyor. Sadece ne kadar düşüş geleceğini az çok kestiremiyoruz arkadaşlar. Buradan bakalım devam ediyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Bakalım arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki sat sinyalinden sonra olabilecek duruma bir bakın arkadaşlar. Yani buradaki sat sinyali görmüş olduğunuz gibi hani az önce de bahsettiğim gibi hafife almayın. Al sinyallerimiz gerçekten çok güçlü sinyaller veriyor ancak buradaki sat sinyalimiz sayesinde buradaki muazzam düşüşten kurtulmuşuz arkadaşlar. Bakın sizler de görüyorsunuz burada dediğim tam olarak dediğim sinyali veriyor. Bakın bakın arkadaşlar bakalım şöyle. Şuradan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak burada bizim dediğimiz düşüş sinyalini burada veriyor arkadaşlar. Ve sonrasında bakın her zaman söylediğim gibi bir doji mum geliyor. Doji mum her zaman bahsettiğim gibi arkadaşlar büyük trendlerin değişimini öngörüyor arkadaşlar. Gerçekten de doji mum bizler için çok çok önemlidir. Özellikle böyle sinyallerin sonrasında gelen doji mumlar gerçekten trendin değişebileceğini bizlere gösterir. Buradan da zaten sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi düşüş sinyalimizin ne kadar büyük etkiler gösterdiğini sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada burada dediğim gibi hani al sinyalleri gerçekten çok iyi çalışıyor ancak asla ama asla düşüş sinyallerini hafife almayın. Sadece burada çok güçlü bir yükseliş trendinde olunduğu için arkadaşlar yani bu şekilde sinyaller ufak yüzdelerle düşüş sinyalleri verdi. Ancak bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki düşüş sinyallerini asla hafife almayın arkadaşlar. Bu tamamen bir sistemdir. Hani al sinyalleri, sat sinyalleri olarak ikiye ayrılır. Al sinyallerinin sonrasında sadece şu şekilde bir bilgi vereyim. Yükselişlerin daha fazla olabildiğini gördük. Ancak sat sinyallerini asla küçümsemeyin arkadaşlar. Küçümsememiz gerektiğini zaten buradaki sinyalde görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hani biz eğer burada buradaki sistemimizi kullanıyor olsaydık arkadaşlar buradaki sert düşüşten kurtulmuş olacaktık. Özellikle şuradaki dojimumu da hesaplarsak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok sağlam bir düşüş gelmiş olduğunu görüyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Asla düşüş sinyallerini küçümsemememiz gerektiğini bizlere gösteriyor arkadaşlar bu şekilde. Hani sonrasında gelen düşüş gerçekten de çok sert oluyor. Bakın hani az önce yükseliş trendlerinde %3'lük %4'lük sinyaller verdiğini gördük. Ancak arkadaşlar buradaki sinyal sonrasında bakalım şuradaki sinyal sonrasında bakalım arkadaşlar yani şuralarda bir düşüş sinyali aldığımızı öngörürsek arkadaşlar %30'lara kadar bir fitil atıyor sonrasında buradan bakalım arkadaşlar %20'lere kadar düşüp buradan bu şekilde devam devam ediyor arkadaşlar. Hatta sonra düşüşte devam ediyor. Hemen sinyallerimizi incelemeye devam edelim arkadaşlar. Buradan devam edelim. Devam edelim. Günümüze kadar gelelim arkadaşlar. Yani şu an videoyu çektiğim tarihe kadar geleceğim. Bakın yine burada bir düşüş olmuş. Şurada bir RSI'mizi de kontrol edelim. RSI'mizde galiba sinyal vermiş arkadaşlar. Şöyle. Bakalım. Evet arkadaşlar burada bizlere bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz ve burada bir sinyal aldığımızı görüyoruz bakın arkadaşlar. Yine yükselişini yapıyor. Dediğim gibi yani yükselişini yapıyor. Ancak sonrasında düzeltmelerde bu şekilde girebiliyor arkadaşlar. Sonrasında bakın yine görmüş olduğunuz gibi alan noktamızın üst seviyesine çıkmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine devam edelim burada devam edelim. Şöyle devam edelim. Şunu da arkadaşlar biraz belirgin yapalım şöyle devam edelim. Yani buradaki backtestimizi çok uzun bir zamandan göstermek istedim arkadaşlar. Yani kafanızda bir soru işareti kalmasın ve yapıp yapabileceği bütün hareketleri görmenizi istedim açıkçası. Hala bizlere bir sinyal vermemiş olduğunu görüyoruz. Şurada bir sinyal var galiba. Evet arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi müthiş bir al sinyali veriyor burada. Hani gerçekten de harika bir al sinyali vermiş olduğunu görüyoruz ve sonrasında çok sağlam da bir yükseliş yapıyor arkadaşlar. Yani buradaki sinyalleri kesinlikle hafife almıyoruz arkadaşlar. Buradaki yükselişin sonrasında burada ortalama olarak sayarsak gerçekten de şuradan şöyle bir hesaplayalım. En fazla yükselişini %20'lere kadar yapmış arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi resmen bir trend başlatmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine devam edelim. Düşüş sinyali vermiş şurada bakalım şöyle bir şöyle Burada bir düşüş sinyali de var arkadaşlar. Ancak hani burada bakın görmüş olduğunuz gibi çok ufak bir düzeltme yapmış. Yükseliş trendimiz devam etmiş. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan zaten çok fazla açılmadığını da görüyoruz. Bakın burada bir şeyin daha önemini anlamış olduk. Hani çok fazla hani şuradan örnek vereyim. Bu şekilde açılmaların şu şekilde açılmalara göre daha güçlü sinyaller vermiş olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Yine devam edelim. Devam edelim. Bakın bir sinyal bulabilecek miyiz bakalım şöyle. İndikatörlerimizin görüntülerini biraz düzeltelim arkadaşlar. Biraz karıştı. ha. Şöyle arkadaşlar yine devam edelim. Bakalım sinyallerine. Şöyle devam. Devam edelim, devam edelim. Burada sinyal bakalım. Sinyal vermemiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve bakalım burada günümüze kadar geldik arkadaşlar. Bu video şu an 19 Ekim'de çekiyorum çok uzun bir zaman diliminde yapıp yapabileceği bütün hareketleri teker teker görmüş olduk arkadaşlar. Gerçekten de sinyallerin çok güçlü olduğunu sizlerle birlikte teker teker inceledik arkadaşlar. Gerçekten sinyalleri muazzam olabiliyor arkadaşlar. Özellikle al sinyalleri başta olmak üzere sat sinyalleri de çok güçlü sinyaller veriyor. Buradaki sistem gerçekten muazzamdır arkadaşlar. Diğer zaman dilimlerinde de bek testlerinizi yapabilirsiniz. Hacimli coin'lerde de bek testlerinizi yapabilirsiniz. Yani gerçekten çok güzel dipler buluyor arkadaşlar. Örneklerimize de görmüş olduğumuz üzere ufak düzeltmeler de gelebiliyor arkadaşlar. Yani bundan da her zaman bahsetmek isterim. Ancak ben bu stratejide gerçekten çok güzel başarılar elde ettim. Hani kendimden örnek vermem gerekirse aktif olarak kullandığım, başvurduğum ve sevdiğim bir stratejidir arkadaşlar. Hani bu şekilde sizlere. Bunu da göstermek istedim açıkçası. Hem Stokastik'ten hem de RSI'den muazzam bir şekilde faydalandığımız stratejiyi sizlerle birlikte inceledik arkadaşlar. Sinyallerin de ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk. Evet arkadaşlar bu videomuzda da geçmişten günümüze kadar verdiği bütün sinyallerini incelediğimiz bir sistemden bahsettik. Gerçekten arkadaşlar sinyalleri çok güzel arkadaşlar. Üzerinde sizlerin de çalışmanızı rica ediyorum. Çok harika sinyaller veriyor gerçekten de. Ben gerçekten bu sistemden çok memnunum arkadaşlar. Sizlerin de memnun olacağınızdan eminim. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve yine ailemize hala dahil olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz alt kısımdan. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve benim için çok değerlisiniz. Bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs>